Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 9.08 yaması ile birlikte gerçekleştireceği harita rotasyonu değişiklikleri hakkında bir yazı yayınladı. Tabii ki de çok uzun konuşacağımız bir konu yok ama bizi neler bekliyor ilerleyen bu güncellemede, bu konular hakkında bahsedeceğim sizlere. Kısa bir özet geçeceğim. İlk olarak şunu belirteyim, gerçekten çok erken yapılmış bir duyuru ve hani 9.08 güncellemesi önceki yama tarihlerine de baktığımız zaman böyle Ekim ayında, Ekim sonu gibi gelmesi gereken bir güncelleme. Yani 9. bölüm 3. kısım güncellemesinde böyle 20 küsur Ekim'de falan gelecek bir güncelleme şimdiden duyurdular. Hani herhalde Champions dönemi, Champions hype'ı bu dönemde açıklayalım tarzı bir karar verildi de öyle açıklama kararı verdiler. Bu arada siz şimdi daha mantıklı bir karar verebilirsiniz. Yani videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten mantıklı bir karar olur. Konumuza döndüğümüz zaman 9.08 güncellemesiyle birlikte Pearl ve Split haritaları aktif harita havuzuna geri dönüyor. Yani Pearl ve Split bu güncellemenin ardından dereceli de oynanabilir olacak tekrardan. Bu iki haritanın eklenmesiyle birlikte de Icebox ve Lotus haritaları kaldırılacak. Bu arada önceden haritalar geri gelirken çeşitli değişiklikler yapıyorlardı ama artık bu durumdan vazgeçtiler. Artık bunu yapmayacaklar. Yani Pearl ve Split haritaları gelirken herhangi bir tasarımsal değişikliğe uğramayacak. En son nasıl bıraktıysanız o şekilde geri dönecekler. Yani zaten Heaven'a örnek vermişler. Tıpkı Heaven'da olduğu gibi. Hani açıkçası burada tercih neden Fracture değil de Split, bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü en son kaldırılan harita Split'ti ve Fracture kaldırıladı da gerçekten uzun bir süre oldu. Dolayısıyla onu geri getirseler bence daha iyi olurdu. Aynı zamanda yine bu 9.08 güncellemesiyle birlikte Sunset'te de çeşitli dengeleme güncellemesi gelecek. Bu dengeleme güncellemesi özellikle de B bölgesine yönelik olacak. Evet, Eskişehir'de klasik bir uçak baskını yiyoruz. Üstümüzden uçak geçiyor. B bölgesinin tasarımını değiştirmeyi planlıyorlarmış. Bununla birlikte de hani ufak yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapacaklarmış. Yani bu yaşam kalitesi değişikliklerinden kasıt böyle küçük küçük değişiklikler olacak ama işimize yarayacak hoş değişiklikler olacak gibi. Hani onun dışında çok da önemli bir şey yazmamışlar. 9.06 güncellemesiyle birlikte konsola bütün haritaları çıkarmış olmayı amaçlıyorlarmış. Hani burada kaç tane konsol oyuncusu var? O arkadaşlar kendini belli ederse güzel olur ama hani çok fazla konsol oyuncumuz olduğunu zannetmiyorum özellikle Türkiye'de. Tüm bunların dışında da dediğim gibi bu 9.08 güncellemesi Ekim ayında, hatta Ekim'in sonunda gelecek bir güncelleme. O zamana kadar herhangi bir plan değişikliği olmaz ama daha ayrıntılar gelirse tabii ki de konuşuruz. O zaman benim söyleyeceklerim bu kadar. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım?